5 yaş. Artık çocuğunuz 5 yaşında ve siz onunla gurur duyuyorsunuz. 3 ve 4 yaş dönemlerini atlattınız ve şimdi 5 yaşındaki çocuğunuz okula başlıyor. Açıkçası bu onlar için çok ilginç bir deneyim olacaktır. Her ne kadar heyecanlı olsalar da bazen bu onlar için duygusal olarak oldukça zor bir dönem. Ona bunu yapabileceğini biliyorum. Sana güveniyorum. Harikasın. Ne kadar harika bir varlıksın gibi olumlu sözlerle destek vermek onlara yardımcı olabilir. Okul başlamadan önce diğer çocukların etrafında olmalarını sağlamak çok akıllıcadır. Eğer diğer çocuklarla erken yaşlarda tanışırlarsa, okula başladıklarında onlarla nasıl anlaşabileceklerini anlarlar. Ailelerin yaptığı en büyük yanlışlardan biri, çocuklarını diğer çocuklardan ayrı tutmaktır. Daha önce başka çocuklarla karşılaşmamışlarsa, okul ortamına girdiklerinde çok zorlanırlar. Diğer çocuklarla anlaşma yapmalarını öğretmek de onlara serotonin seviyelerini yüksekte tutmayı öğretir. Altı yaş. Çocuklar 6 yaşına eriştiklerinde başka bir zihinsel gelişim aşamasını deneyimlerler. Bu dönem 4 yaş dönemine çok benzer ancak biraz daha derindir. Eğilim daha bağımsız olma yönündedir. Sizi gerçekten zorlamaya ve kararlarınızı sorgulamaya başlarlar. Her ne kadar 4 yaşındaki bir çocuk zor görünse de ve bazen hislerinizi incitse de 6 yaşındaki bir çocuk çoğu zaman her şeyin kendi istediği şekilde olması için tutturur ve her zaman bunu elde edemez. 6 yaşındaki bir çocuk biraz daha talepkar olur ve sizden ne kadar alabileceğini görmek için sınırlarınızı test eder. Bunun da çok doğal bir gelişim süreci olduğunu anlamalısınız. Çocuğunuza yardım etmek ve bu değişiklikleri yapmak için orada olduğunuzu anlayın. Kendinizi 6 yaş dönemi için hazırlayın. Bununla başa çıkabilirsiniz. 7 ve 8 yaş. 7 ve 8 yaşlarda çocuk normalde sakinleşir ve onu idare etmesi için biraz kolaylaşır. Bu, beynin normal gelişiminin sonucudur. Bu yaşlardan itibaren beynin lobları farklı bir duygusal algıya sahip olmaya başlar. Bu zamana kadar çocuklarda uzağı görememe, miyopluk sorunları olabilir. Bu durumun farkında olun. Doktora gidip kontrolleri yaptırdığınızda ve uzağı iyi görmediklerini öğrendiklerinizde şaşırmayın. Çocukların gözleri zamanla gelişir. Çocuklar mavileri, yeşilleri ve renk tayfındaki diğer renkleri görebilirler ama çocuklukta yeşil daha derin, daha maviye yakın olarak görünür. Çocuk büyüdükçe renk algıları da değişir. Dolayısıyla çocuğunuzun algıladığı renkler sizin algıladığınızla tam olarak aynı olmayabilir. Çocuklar bu sırada okumayı ve yazmayı öğrenirler. Bu esnada bu harika çocukları izlemek gerekir. Çünkü pek çoğunda dahilik geni vardır. Dahilik genleri genelde disleksik genin hemen yanındadır ve bu çocuklar harfleri ters yazabilirler. Böylece onlar kendilerine güvenerek okurlar ve okuduklarından keyif alabilirler. Onlara kitap okumak da öğrenmenin harika dünyasını keşfetmelerine yardımcı olacaktır. 9 yaş. Bazı kiliselerin çocuklarını 8 yaşındayken vaftiz etmelerinin bir nedeni olmalı diye düşünürdüm eskiden. Bu onları 9. yaşa hazırlamak içinmiş. 9. yaş ilginç bir aşamadır. Bu dönemde beyin etkisini gösterir ve daha bağımsız olmaya başlar. Yine bu dönemde bedenleri de değişmeye başlar ve artık onlar kesinlikle sizin hastaneden eve getirdiğiniz o küçük bebek değillerdir. Ben bu döneme cehennem dönemi diyorum. Bu yaşlarda her şeyi biliyor gibi görünürler.
her şeyi kontrol etmek isterler ve her şey onları çok üzer. Bunlar çocuğun davranışlarını etkileyen beyindeki yeni hormonal değişimlerin başlangıcıdır. Bu dönem çevrenizdeki insanları çocuğunuzun birkaç aya kadar normale döneceği konusunda bilgilendirmeniz gereken önemli bir zamandır. Bu gelişim aşamasında sabırlı, şefkatli, sevgi dolu ve aynı zamanda da net olun. Onların gelişmelerini ve olgunlaşmalarını izlerken çocuklarımızdan aldığımız sevgi bizim için mutluluk getirecektir. Yaşamlarında değişiklikler yaptıklarında üzerimize alınırız. Bize karşı çıktıklarında inciniriz ve söyledikleri bazı şeyler bizi derinden yaralar. Onların şekillenmekte olan insan yavruları olduklarının farkında olun. Sabırlı ve aynı zamanda da net olmamız gerekir. Anne baba çocuğunun muhtemelen 10 yaşında idare eder bir kıvama geleceğini, çok büyük bir ihtimalle de 11 yaşında iyi olacağını hatırlamalıdırlar. Yetişkinliğe yaklaştıkça çocuklar çok hızlı öğrenirler. Eğer küçükken öğrenmeye teşvik edilirlerse bu onlar için bir alışkanlık haline alacaktır ve sonsuza kadar öğrenmeye devam edeceklerdir. Onları mümkün olduğunca spora yönlendirmek ve yoldan çıkmalarını engellemek de önemlidir. Müzikle ilgilenmek de çocuk için harikadır. Yaşından 14 yaşına kadar. 9 yaşından itibaren çocuklarınızı arkadaşlarının yanındayken izlemek önemlidir. Bu dönemde arkadaş baskısı çok zorlayıcıdır ve 13-14 yaşlarına geldiklerinde daha da zorlayıcı olur. Fiziksel bedenleriyle ilgili onlara doğru bir şekilde rehberlik etmeniz hayati önem taşır. Hiçbir aile çocuklarının içki dolabında alkol yudumladığını düşünmek istemez. Ama eğer çocukların içkiye erişimleri olursa bunu deneme ihtimalleri çok yüksektir. Dolayısıyla tetikte olmalısınız. Bu her çocuk mutlaka deneyecek anlamına gelmez. Yine de uyanık olmalısınız ve bu ihtimali gözden kaçırmamalısınız. Çocuklarınıza akıllıca seçimler yapmaları konusunda yardımcı olun. Yeni çağ çocukları 10 yaşına vardıklarında duyguları kolayca incinir. Bazen diğer çocuklar onlarla dalga geçtiğinde buna izin verirler. Onlara kendilerini savunmaları gerektiğini ve bunun yanlış olmadığını öğretin. Yeni çağ ilerledikçe sezgisel olmanın hayatta kalmaları açısından önemli olacağını anlatın. Onlara bazı insanların onların yetenek ve becerilerini anlamayacaklarını veya kabul edemeyeceklerini de öğretmelisiniz. Bu talihsiz bir durumdur ve bu insanlara karşı empatiyle bakabilmeliyiz. Ancak siz yine de çocuğunuzu bu durumlar için hazırlayın. Bazı insanlar bu harika sezgisel çocuklara ön yargıyla yaklaşarak onları durdururlar ve onları farklı bir şey olmak üzere programlamaya çalışırlar. Bu sezgisel çocukların çoğu sarı ve kırmızı boyaya tepki verir. Aileler bu belirtileri dikkat eksikliği ile karıştırır ancak söz konusu olan bu değildir. Bu çocuklardan bazıları çok zekidir ve dikkat eksikliği gibi rahatsızlıkları yoktur. Bu çocukların bazıları ise işlenmiş beyaz şekere alerjiktir. Çakraları tam açık olduğundan işlenmiş beyaz şeker onları çok zorlar. Ayrıca bu çocukların beyin gelişimleri ve psikik duyuları 10-15 yıl önceki çocuklarınkinden çok daha gelişmiştir. Bu çocuklar çok heyecanlı, çok hassas olurlar. Eğer onları beyaz un ve beyaz şekerden, sarı boya ve kırmızı boyadan uzak tutabilirseniz, epey normal bir şekilde geliştiklerini ve kontrolden çıkma ihtimallerinin de azaldığını göreceksinizdir. Çocuklarımızı eğitirken, onları değişmeleri gereken bireyler olarak görmememiz gerektiğine inanıyorum. Belki de gelişmesi ve değişmesi gereken onların öğretmenleridir. Bazı öğretmenlerimiz uzun zamandır öğretmenlik yapıyorlar. Sıkılmışlar ve çocuklarla da gerçekten ilgilenmiyorlar. Okulda olduğunuz zamanı hatırlıyor musunuz?
Ancak bugünün öğretmenlerini gözlemlediğinizde pek çoğunun öğretmenliklerini geliştirdiklerini ve pek çok şeye karşı tutumlarını değiştirmekte olduklarını göreceksiniz. İyi öğretmenler bulmanız önemlidir. Böylece çocuğunuz öğrenebilir ve gelişebilir. Bazı anne ve babalar okullardaki tehlikelerden çocuklarını korumak için onları evde eğitmeyi seçebilirler. Bu da anlaşılabilir bir durumdur. Ancak aileler böyle yaparak çocuklarının kendi çevrelerindeki çocuklar dışında başka çocuklarla etkileşime geçmesine izin vermemiş oluyor. Ve sonuçta bu çocuklar bir gün dışarı dünyaya yaşamak zorunda kalacaklar. Eğer çocuğunuzu evde eğitiyorsanız diğer çocuklarla bolca vakit geçirdiğinden emin olun. Böylece kardeşleri dışında birilerine uyum sağlayıp onlarla anlaşmayı öğrenebilirler. Hayatları boyunca onları korumak için yanlarında olamazsınız. Harika bir oğlu olan bir arkadaşım vardı. Arkadaşım oğlunu çok seviyordu. Ve her zaman ona iyi bir şekilde bakıyor ve ne isterse ona veriyordu. Bu oğlan evin tek çocuğuydu ve evden ayrıldığında dünyayla nasıl başa çıkabileceği konusunda hiçbir fikri yoktu. Hiçbir gerçek sorunla veya engelle karşılaşmadığından zamanı geldiğinde dünyayı tahmin ettiğinden de acımasız bir yer olarak gördü. Çocuğunuzu dış dünyaya hazırlarken dikkatli olun. Dünyanın her zaman onların beklentilerine uymayabileceğini bilmeleri gerekiyor. Dünya her zaman adil bir yer olmayabilir. Bu böyledir. Sevgiyle kalın.